Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz deriz-derar. Deriz-derar bir şeyin var olup olmadığını gösteren yapılardır. Deriz tekillerle, derar ise çoğullarla birlikte kullanılır. Daha çok have got, has got konusuyla karıştırılıyor bu konumuz. Farkları tam olarak şu, have got, has got'la bir sahiplik belirteceksek, bir cümle kuracaksak bir özneyle başlamamız lazım. Fakat deriz zararlı bir şeyin var olduğunu belirtmek istiyorsak, direkt cümlemize öznele başlamamıza gerek yok. Deriz zarar yapısını kullanarak başlayabiliriz. En büyük farkları bu. Ee, şimdi kanalımızda videomuzun devamında dersimizi daha ayrıntılı işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi deriz zarar konusuna giriş yaptık. There ne demektir? Var demek. Bir şeyin var olup olmadığını karşı tarafa belirtmek için kullanıyoruz. Birkaç tane cümle üzerinde görelim. There is a pencil on the table. Ne diyoruz? Vardır. Ne vardır? Masanın üzerinde bir kalem vardır. Bu kadar basit. Tekil olduğu için pencil is Kalıbıyla kullanız yardımcı fiiliyle kullanıyoruz. Eğer çoğul olsaydı arlı kullanacaktık. İkinci cümlemize bakalım. There are three cars in the garden. Ne diyor? Bahçenin içinde üç tane araba vardır. Bakın ne demiştik? Bir ismi sonuna s eki geliyorsa o ismi çoğul yapar. Zaten burada üç sayısı da birden fazla olduğunu belirttiği için artık ar yardımcı fiilini kullanacağız. There tekil. There are çoğul. There are a chair, a table and a TV in the room. Çocuklar bakın. Bir kelimenin önüne e geldiği zaman bir anlamına gelir. Fakat burada a chair, a table, a TV dediğimiz zaman evet başlarındaki bir kelimesi onları tekil yapar. Fakat bunlar üç tane odadaki üç tane maddeden bahsettiğimiz için artık birden fazla odada bir madde olduğunu belirttiğimiz için artık is kullanamıyoruz, are kullanıyoruz. Fakat şöyle olsaydı, there is a chair in the room deseydik, o zaman is kullanacaktık. Ne ne olacaktı? Bir tane masa vardır, odada bir tane masa vardır. Ama bir masa, işte bir sandalye, bir işte televizyon dediğimiz zaman artık birden fazla ee, maddeden bahsettiğimizin için, ettiğimiz için çoğul yapacağız. Peki bunları nasıl olumsuz yaparız arkadaşlar? Çok basit. Bunları zaten artık öğrendik. There is'den sonra not ekini buraya getirdiğimizde there is not a pencil artık bir olumsuz cümlemiz var. Aynı şekilde there are'dan sonra yardımcı fiilimizden sonra not ekini getiriyoruz. Buraya da aynı. Are ve is'den sonra not getirdiğimiz zaman cümlemiz olumsuz oluyor. Yani nedir? There is not a pencil on the table. Masanın üzerinde bir kalem yoktur oluyor. Olumsuzu bu şekilde yapıyoruz. Peki bunun soru halini nasıl yapacağız arkadaşlar? Soru hali de şöyle. Bakın. Bu yapımız iki tane kelimeden oluşuyor diyelim. There is ve there are. Easy ve are'ı derin sol tarafına attığımızda soru şeklimiz ortaya çıkacak. Yani böyle sevgili arkadaşlar. There is a pencil diyoruz ya bu izi buraya attığımızda yani ne olacak? Is there a pencil? Artık buradaki iz gidiyor. Is there a pencil on the table dediğimizde artık bu bir soru yapısını ortaya çıkartıyor. Ne diyor? Masanın üzerinde bir kalem var mı? Buna cevap vermeyi de öğreneceğiz şimdi. Aynı şekilde arı da buraya koyduğumuzda are there? three cars in the garden. Bahçenin içinde üç araba var mı? Ve aynı şekilde bu arada buraya koyduğumuz zaman soru şeklini ortaya çıkartıyoruz. Soru yapmak bu kadar basit. Bunlara nasıl cevap vereceğiz peki? Cevabı da şöyle mavi kalemle yazayım. Ne diyor? Is there a pencil on table? Masanın üzerinde bir kalem var mı? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yes, yeah, there is diyeceğiz. Eğer yoksa da no, there isn't diyeceğiz. Bu kadar basit. There is not. Aynı şekilde çoğul bir yapıya nasıl cevap vereceğiz? Yes, there are. Olumsuzu siz yapın. Nasıl olacak? No, there aren't. Bu kadar basit. Videoda bazen Kusura bakmayın çocuklar diyorum işte aferin diyorum ben ilkokul öğretmeniyim e, ilkokulu ortaokul derslerine giriyorum o çocuklarla ders işlediğim için ağzım böyle yapışmış bu kelimeler eğer büyükler beni dinliyorsa kusuruma bakmasınlar üstlerine alınmasınlar yani. Peki, peki arkadaşlar bunların kısaltılmışı nasıl olur onu da öğrenelim. Bakın there is not dedik bunu kısaltılmış şekilde yapmak için there isn't üstten bir virgül ekleyip devamında T harfimizi yazıyoruz. There aren't aynı şekilde. There aren't. Kısaltılmış şekli de bu sevgili arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Zaten çok kolay bir konu. Şimdi zaten birkaç tane alıştırma yapacağız. Şu anda neyi öğrendik? Olumlu cümleyi, olumsuz cümleyi, soru cümlesini ve soruya nasıl cevap vereceğimizi ve kısaltılmış halini öğrendik. Konumuz neredeyse bitti. Hatta bitti diyebilirim. Şimdi birkaç tane alıştırma yapacağız. Arkadaşlar şimdi birkaç tane örnek yapalım. Ondan önce size şunu belirtmek istiyorum. Der yapısı tek başına da kullanılabilen bir kelimedir. Eğer bu yapıyı deri zararla görmezseniz anlamı oradan demektir. Tamam mı? Deri zararla görürseniz bir şeyin var olup olmadığını belirtir. Fakat sadece there Kelimesini cümle başında da olabilir, sonunda da olabilir. Görürseniz orada anlamını verir bize. Şimdi gelin bu dört tane örneği birlikte yapalım. Ne diyor? There some toys in the room. Arkadaşlar some ne demek? Birkaç demek. Şimdi birkaç tane oyuncak var. Nerede? Odanın içinde. Şimdi birkaç dediğimiz zaman çoğul anlıyoruz değil mi? Artık bir sayı görmemize gerek yok. Mantığımız bize bunu çoğul olduğunu söylüyor. O zaman buraya biz ne yazacağız? R yazacağız. Çünkü sen bize aslında toy'un sonunda gelen toy bunu belirtiyor. İkinci örneğimizde nedir? Bakın cümlenin başı boş demek ki bu bir soru cümlesi. Fakat soru işaretimizi de koyalım şöyle ikisini de. Nokta nokta there a teacher in the class. Sınıfın içinde kaç tane öğretmen var? Ne demiştim? Bir kelimenin başına e geliyorsa bir anlamını verir. Bakın sınıfın içine bir tane öğretmen var. O zaman ne yapacağız? Ar mı koyacağız? İz mi koyacağız? Tabii ki de iz koyacağız. There are three cats near the home. Ne diyor? Evin yakınlarında üç tane kedi var. Bakın nedir? Hem çoğul ekimiz var cats, hem üç tane diyor. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de başa r gelecek. Evin yakınlarında üç kedi var mı? Sınıfın içine bir öğretmen var mı? Odanın içinde birkaç oyuncak var. Bir son cümlemize bakalım. There nokta, nokta a flower in the vase. Ne diyor? Vazonun içinde bir çiçek vardır diyor. E bir çiçekten bahsettiğimize göre buraya izi yazmamız lazım. Evet arkadaşlar örneklerimiz bu kadar. Şimdi gelin size ev ödevinizi vereyim. Sevgili arkadaşlar bugünkü ödevimiz de bu. Cümleleri ben okuyacağım. Siz boşlukları dolduracaksınız ve Diğer videomuzda cevaplarını size vermiş olacağım. Bakın 1 2 üç, dört, beş tane cümlemiz var. Bunları iz ya da arlan ya da aren't da olabilir. İşte bunları doldurmanız lazım. Bir de vocabulary kısmımız var. Bu kelimeleri de ezberleyeceğiz. Anlamlarını diğer videoda sizlere vereceğim. Umarım full yaparsınız. Şimdi son partımıza geçelim. Evet şimdi konumuz bitti Kısa bir soru cevap yapacağız ve dersimizi noktalayacağız. Zaten çok basit bir konuydu. Şimdi söylemenizi istiyorum. Deriz zarar nedir? Türkçe anlamı. Evet, bir şeyin var olduğunu söylememiz ya da var olmadığını söylememiz için kullanılan yapılardı. Soru yapmak için ne yapacaktık? Başına ya are der ya da is der yapılarını getirecektik ve devamında cümlemizi devam ettirecektik. Biliyorsunuz bunun bir de kısaltılmış şekilde yazılışı vardı. Are not, is not nasıl kısaltıyoruz? Evet aren't ve isn't diye kısaltıyoruz. En önemli soru bu. Have got ve has got'tan farkı nedir? Çünkü biliyorsunuz ikisi de bir şeye sahip ya da var olduğumuzu söyleyen yapılardır. Neydi tam olarak farkları? Evet have got ve has got da cümle başına özne ile başlamamız gerekiyor. Fakat deriz zararda özne kullanmamıza gerek yok. Direk yapının kendisiyle cümlemize başlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük konumuzun da sonuna geldik. İnşallah verimli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.